Olun, var olun sevgili arkadaşlarım. Ellerinize, yüreğinize, gönlünüze sağlık. Türkülerin hepsi güzel değil mi Oğuz? Şimdi onlarla büyüyünce Evet. aslında biraz ön yargılıyız biz. Olumlu anlamda ön yargılıyız. Özellikle nasihat türkülerini çok seviyorum. Yani Değiş tarzı. Yani ders verir nitelikte, değil mi? tabii nasihat türkülerimizin Evet. hiç şeyini kaybetmediğini görüyorum. Zamanını kaybetmedi. Yani her zamana uyabilen nasihatler olduğunu görüyorum. Benim için çok değerli. Ama sevmediğim halk müziği eserleri de var aslında, bayağı var. Ya melodik olarak mı yoksa sözel içerik Şöyle olarak? halk, hani halk kendi müziğini gündelik sorunlarını tarif etmek için üretiyor. Gündelik sorunlarının yaşamı kucaklamadığı çok alan var aslında. Evet. Onun dışında hani günü ve sonrasını kucaklayabilen eserler benim için, hani edebi olarak baktığım zaman, daha şey geliyor, içime işliyor. Ama her alanda, her konuda türkülerde o temayı görebiliyorsun, Tabii, bulabiliyorsun. ekmekten Değil aşka mi? diyoruz Evet. zaten. Hani ekmekten aşka uzanan bir Hatta yolculukta. insanın hayatını doğumdan ölüme kadar geçen süreçte insanın yaşamında ne varsa hepsi türkülere yansımış. Evet. Ve Çünkü gündelik dolayısıyla sorunlar, tabii ki evet, doğru. türküler hep yaşanmışlıklar üzerine yakılmış. Ama hüzünlü olsun, ama neşeli olsun veya bir ana işte bir yakınını kaybediyor veya bir evladını kaybediyor, bir ağıt yakıyor. Ve bunun makamı efendim hangi sözel içerikte veya işte koşma türümü gibi şiirsel ögeleri göz önünde bulundurmadan o içten gelen duygularla o feryatla onu dile getiriyor. Tabii ki. Değil mi? Tabii ki. Evet. O yüzden çok zengin bir Samimi, evet gerçek. zengin bir mirasımız var bu anlamda. Evet. Ben türküleri çok seviyorum. Olsun, gerçekten çok seviyorum. Biz de seni seviyoruz hocam. Canımsın. Şimdi yine Sivas Zara'dan güzel bir türkümüz var. Benim de çok sevdiğim bir türkü bu. Kulaklar içindesin Toygun Dikmen hocamız. Buradan ellerini öpüyorum konservatuvarda. Kendisiyle geçmiştik bu türküyü. Tevek'te